Kızım, bir elinle Timuçin'i bir elinle Yeşim'i tutuyorsun, hiç bırakmıyorsun değil mi anneciğim? Yalan söyleme aslında, telefonu ne elinde tutuyorsun o zaman? Dikkat et, dikkat et. Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıyorsun. Orada pat dönüp arkana bakıyorsun. O sırada hemen kardeşlerine göz kulak oluyorsun, sonra tekrar sol, sonra tekrar sağ. Hemen arkana, tekrar kardeşlerine. Sol, sağ. Sol, sağ. Alo? Yeşim? Ablana ne oldu kızım? Kendi etrafında deli danalar gibi dönerken yere mi düştü? Ay abla, falan büyütme olayı. Aa, zaten stres diz boyu. Sana dizinin boyu az. Sana boğazına kadar stres lazım. Anca kafana dank eder. Paralayı söyle. Susamlığın kurabiyesi. Çok çok hızlı. Ay nereden bilsin bir tanesi ötekiler kaçırıldı mı kaçırılmadı mı, tek tek soracaksın. Aslı buradasın değil mi? Buradayım. Hah, Yeşim buradasın değil mi? Buradayım. Timuçin buradasın değil mi? Ama Timuçin ses vermiyor. Anne, teyze, ne oluyor, ne bu telaş? Yok bir şey. Bizce var bir şey. İki kez aynı anda konuşmayın öyle. Nereden öğreniyorsunuz böyle ipi sefa gelmez şeyleri? Doğru yukarı. Kurallar. Şimdi kuralları tekrar gözden geçiriyoruz. Bir. Ay abla tamam. Aa, bin kere söyledin, ezberledim artık. Bir. Bütün kapılar, pencereler kilitlenecek. İki. Kim olduğunu bilmeden hiç kimseyi içeri almayacağım. Gel kardeş. Üç. Bir daha sumaklı kum kurabiyesi demeyeceğim. Ne yapıyorsun Erzu? İyiyim. Aa, misafirimizi davet ettin içeri. Bari şuraya getirdi, bıçakların yerini de göster. Aşk olsun. Bak kardeşim, bu ekmek bıçağı. Yeni bile ilettik. Boğaz için birebir. Şunlar da kahvaltı bıçaklarımıza eğer arzu edersen, bu serçe parmak için ideal. Cırt diye alıverirsin. Hayırdır abla? Ben daha 20 saniye önce sana ne söyledim? Kurallarla ilgili. Kapıyı açmak. Ha? Ne peki şimdi bu böyle? Ha. Kardeş sen nereye geldin? 18 numarayı aramıştım. Ha, 18 numara şu sokağın öteki tarafı, karşısı. Tamam. Ama yaptık bir hata. Ama bak, bütün kapıların hepsi kilitli. Merhaba. Çocukları almaya geldim. Sinemaya götüreceğime söz vermiştim dün. Hiç bana bakma, onun anahtarı var. Buradaymış. Ay dün anahtarları almadan çıkmışım, iyi mi? Abla, ama bak daha sumaklı kum kurabiyesi demedim. Abla ne olur bana bir şans daha ver. Vallahi bak sana göstereceğim. Herhalde tesisatçı 18 numarayı bulamadı. Abla, bıçakların yerini gösteriver arkadaşına. Selamünaleyküm bacım. El Fatiha. Okumuza. Yok yok, korkmayın. Ya bakın, ben pişman oldum. Bir de çantayı karıştırırken içinde sizin için önemli olduğunu düşündüğüm bir şey buldum. Yemek tarifim. İçindekilerle beraber çantayı geri vereceğim. Yarım saat sonra çaldığım yerde. Gelirken getiremezdim çünkü sokak polis kaynıyor. Sizin çantanızla birlikte suçüstü yakalanmak istemedim. Abla be. Şu hayatta herkese ikinci bir şans daha vermek lazım.